Çocukken mahallede top oynarken ben Ronaldinho olmak isterdim. Forvetimiz Ronaldinho olmak isterdi. Orta sahada, defansta oynayanlar da, hatta karşı takımda oynayan çocuklar da Ronaldinho olmak isterdi. O öyle bir topçuydu ki topu ayağına aldığında dünya dururdu. Çok değil, 15 yıl önce yeryüzünde ondan daha yetenekli bir futbolcu yoktu. Messi ve Ronaldo öncesi dönemin tek başına kahramanıydı. Sempatik, estetik ve sıra dışıydı. Şimdi o adam, o Ronaldinho hapishanede. Belki de ilk defa detaylarıyla öğreneceksiniz. Çünkü kısa paslardasınız. Fantastik bir kariyeri vardı Ronaldinho'nun. 2004 ve 2005 yıllarında Ballon d'Or'u kazanarak dünyanın en iyi futbolcusu seçilmişti. Dünya Kupası'nı, Copa America'yı, Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı kazandı. Bu ödüllerden daha öte, gerçek bir yıldıza aç olan futbol dünyası için, yani bizler için yaratılmıştı. Dünyanın zirvesinde olunca ister istemez cebi de parayla doluyordu. Sadece 2006 yılında 19 milyon euro kazandı. Coca-Cola, EA Sports, Nike gibi sponsorları sayesinde kariyerinde toplam 150 milyon euroyu banka hesabına koydu. Peki ne oldu da bu zengin adam bu ekonomik batağa düştü? Aslında her şey 2012 yılında başladı. Milan'dan haftalık 100 bin euro kazanan Ronaldinho hemen sonraki yıl Flamengo ile yalnızca 20 bin euroluk anlaşmaya imza attı. 2014'te en büyük sponsoru Coca-Cola, Ronaldinho'nun Pepsi içtiği görüntüleri görünce anlaşmasını noktaladı. Artık futbolu bırakmıştı, hiç para kazanmıyordu ama deli gibi para harcamaya devam ediyordu. En büyük zaafı lüks arabalardı. Porsche Carrera, Lamborghini, Ferrari, Bugatti gibi onlarca lüks araba satın aldı. Partilerde takılmayı, çapkınlık yapmayı da seviyordu. Yalnızca parti düzenlemek için Ibiza'da, Yunanistan'da ve Florida'da lüks villalar satın aldı. Tranquillo, bene, t'ho fatto tua immagine, presto. Io sono bene per entrare a casa, tu bene con tuo lavoro, va bene? Üstelik ticarete de girdi. Giriştiği birçok işte dikiş tutturamadı. Otelcilik, gayrimenkul, galericilik. Milyonlarca euroyu boşa harcadı. Son denemesi olan balıkçılık şirketi ise koruma altına alınmış bir gölde faaliyete geçince Brezilya devleti Ronaldinho'yu 8 milyon dolarla cezalandırdı. Ancak banka hesabında bu borcu ödeyecek parası kalmamıştı. Sahip olduğu 16 ev hacizlendi, pasaportuna el koyuldu, ülkeden çıkışı yasaklandı. Ne yapabilirim diye düşünüyordu. Paraguay'daki bir iyilik vakfından davet almıştı. Kardeşiyle birlikte o davete katılıp oradan Avrupa'ya kaçma hayalleri vardı. Paraguay ve Brezilya'nın sınır birlikteliği anlaşması vardı. Ve Ronaldinho acaba pasaport kontrolü yapmayabilirler mi diye umuyordu. Şansını denedi, cebinde sahte pasaportuyla yola çıktı. Ancak olmadı. Paraguay polisi Ronaldinho'yu sahte pasaportuyla yakaladı ve tutukladı. Hikayenin sonunda ödüller taşımasına alıştığımız ellerde artık kelepçeler vardı. Mahkemeye çıktı, avukatı onu savunmak için müvekkilim Ronaldinho bir şapşal, o pasaportun sahte olduğunu bile bilmiyordu diyecekti. Ama ne fayda? O sabah Paraguay hapishanesinde bulunan mahkumlar uyandıklarında bir dünya yıldızıyla koğuş arkadaşlarıydı. Hani o var ya, çocukken mahallede top oynarken olmak istediğimiz adam. Artık hapishanedeydi. Evet, Ronaldinho hapishanedeydi.